Ya, buyurun. Neler oldu Sayın Şener? Devre Bir şey arası olmadı. siz... 3-1 yenildik. Fenerbahçe'ye tebrik ediyoruz. Peki devre arası Semih Şentürk'te yumruk yumruğa kavga ettiğini söylüyor. Hayır, Doğru. olur mu ya? Bana yakışır mı yumruk? Yani ben şimdi Trabzon'da yumruk yumruğa kavga eder miyim? Edilir mi? Normal mi? Peki Semih'in açıklamaları var maçtan sonra. Semih kaç yaşında, ben kaç yaşındayım? O ne eğitim gördü, ben ne eğitim gördüm? Yani öyle bir soru soruyorsun ki Serhat. Peki ne Emre oldu peki devre arası? Belezoğlu devre arası şeye girerken, tünele girerken ben aşağı tribünde oturuyordum. Parmağıyla bana işaret ediyor. Bir sürü laf söylüyor. Bu bir. Ben de onu bulmak için aşağı indim. O arada Semih ile bizim yöneticilerden biri kavga ediyordu. Onların arasına girdim. Emre'ye ulaşamadım. Konu bu. Emre'ye ulaşamadınız. Evet. Ulaşsam şunu diyecektim. Yaşın 32, ben 61. Biraz daha saygılı ol, terbiyeli ol, takım kaptanısın. Doğru Peki, mu? Emre bu Çin'de maçta televizyonda yok. Zokora'nın şey gibi adam öldürme. O mu önemli? Bir futbolcunun başkana bir laf söylemesi mi önemli? Emre size bir şey mi söyledi Sayın Başkanım? Söylüyordu, ne yapayım, gazeteci ben miyim? Siz değil misiniz? Görmediniz mi? Ben deli miyim, kalkacağım aşağı ineceğim? Çocuk muyum ben? Ha, siz de ondan dolayı Emre ile ilgili bir şeyler söylediği için mi gereği duydunuz? Tabii Anladım. gözlemci raporunu okursun, doğru yazdılarsın. Peki Semih'le niye böyle bir olay olduğu Semih için? geldi önüme, öbürleri bak, kalabalık doğrusu. Başka o tercüman bir çocuk varmış Fenerbahçe'de, uzun saçlı. O Samet. Tolga'nın kanser olan annesine, ölümü günleri sayılı annesine küfrediyormuş. Ne yapayım? Anladım. Peki bunlar nerede var? Biz bunları görmedik başkan ya. İşte anlatıyorum. Bunlar soyunma odası, nereden alacaksın hocam? Biz bunları görmedik de onun için de Hayır, bilmiyoruz bunu. bunlar soyunma Anlatıyorum odası. işte. Anladım, öyle dupdürgen sadece iner mi aşağıya? Ama Emre bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir problemi. Siz de pohpohlayıp devam ediyorsunuz. Adam ırkçılıktan gidiyor, hakaretten cezalıyor, çıt çıkmıyor. Nasıl ben çıkmıyor? Biz başkanıyım diye ondan sonra. 15 günü katlettik başka ya. Trabzon'un en terbiyeli, en kültürlü, en çok öğretmeni olan ilçesidir. Ama burada Peki. ben kulüp başkanına bu kadar detaya da girmek istemiyorum, ama birisi onu provoke etmedi, işlerinden uzaktan her korneri o Alatlı'ya gidiyor. Neden? Öyle dediler ona, millet bir şey atsın kafaya diye. Tamam, var mı soru? Peki size de bir yönük yumurta atmışlar, yok arabanın camı kırılmış. Daha Sizden ne cam istiyorlar? kırılmadı, yumurta attı Trabzonlu şeyler, arka taraftarlar. Herhalde artık beni istemiyorlar, ona göre ben de bir çaresine bakacağım. Yani ne düşünüyorsunuz? Ayrılmayı mı bırakıyorsunuz? Bilmiyorum, şimdi bakalım, konuşuruz arkadaşlar. Peki maçı kaybettiniz. Maçla ilgili bir yorumunuz var mı? Nasıl, duyamadım? Bugün neden kazanamadınız? Neden kaybettiniz? Çok Fenerbahçe çok güzel oynadı. Kendilerini tebrik ediyorum. 3 günde oynasak Fenerbahçe kazanır. Biz kazanamazdık. Niye? Onu teknik soru, cevabı benim değil. Hocaya Doğru. sorarsınız, hoca Peki verir cevabı. Fenerbahçe yönetimiyle aranızda bir şey, bir diyalog Yok, yaşandı aynı mı? yerde değil. Zaten Fenerbahçe geçen haftaki yönetimde bu işlerin baş sorumlusu Sadri Şener'dir dedi. Ben de onun için onların yanına gidemedim. Utandım gitmeye. Hoş geldin demeye de utandım. Evet, Fenerbahçe takımı tabii çıkamadı hala. Ama oradaki Nihat Özdemir kardeşimiz önüne yazılarını okur. Kendisi diyemez. Evet, ağır bir... Erman da iyi bilir onu. Sorarsın onu, o anlatır sana. Oldu mu Serhat'cığım? Peki, başka eklemek Hadi istediğiniz bir teşekkür şey var mı ediyorum. Sayın İyi Başkan? yayınlar diliyorum.